Arkadaşlar merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosunu çekiyorum. Evet, bayağıdır video gelmiyor TikTok'ta ve YouTube'da aksadı videolarımız. Sebebini çoğunuz biliyorsunuz. Telefonumun anakartı mı ne yandı galiba? Ya Poco X3 Pro biliyorsunuz ki telefonumu. Biliyorsunuz ki derken çoğu kişi biliyor yani. Anakartı yandı yani, ben de videolar atmıyorum. Arada bir eski videolarımı falan atıyorum. Arkadaşlar hal böyle olunca da benim çekecek videom kalmadı. Telefonum düzeldikten sonra video çekmeye devam edeceğim PES videolarını. Şimdi de normal soru cevap videosunu çok kişi istemişti. Buna devam edeceğiz. Bu videoyu çekeceğim. İlerleyen zamanlarda ne videosu çekerim bilmiyorum. Haydi o zaman sorularımıza geçelim. Başta YouTube'dan başlayacağım arkadaşlar. YouTube'daki arkadaşlar sormuş. Bir de ondan sonra Discord'a geçeceğim. Şimdi başlayalım demiş ki. Kaç yıldır PES oynuyorsun? Futbol bağımlısı demiş bunu. Bu zaten basit bir soru. Bir sene oldu arkadaşlar. Bir sene belki olmamıştır. Oldu diye biliyorum. Ben PES 21'i sadece 3 ay oynayabildim. Bu da çok şanssız biriymişim. Çünkü çok erken başladım PES'e. Geç başladım pardon. Sen Arapları seviyor musun demiş. Vinicius Junior diye biri. Yani değişiyor ya. Kim olduğuna bağlı. Hem seviyorum hem sevmiyorum yani ama... Herkes de öyle mesela. Türklerde de iyisi var kötüsü var. Seviyorum yani. Facecam ne zaman gelir demiş. Facecam yani şu anda biliyorsunuz ki zaten telefon pert oldu. Kamera alabilir miyim? Herhalde alamam. Gelse bile düşük FPS'li bir facecam olur. Sistem yok yani çünkü gelmez herhalde facecam baya. Çünkü arkadaşlar çoğunuz biliyorsunuz ki bir ne lazım? Bilgisayar yok. Mikrofon yok. Düz telefondan video çekiyorum. Eğer sistem falan olursa ileride bir zengin olursam bu da 3 sene olur herhalde yani. Gelmez arkadaşlar. Kaç yaşındasın demiş Legende diye biri. 15 yaşındayım arkadaşlar. Aralığın 12'sinde de yani pazartesi günü. Ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Pazartesi günü de 16'ya gireceğim inşallah. Ömer Demir demiş ki Bale mi Sterling mi demiş. Tabii ki de Bale diyorum. Sterling. Ya o da iyi de işte. Messi mi Ronaldo mu, kaç yaşındasın diye sormuş Melek Özdemir. Messi mi Ronaldo mu? Yani burada bir aslında şimdi bunu desem bir yorumlarda falan bana şey yapmazsınız umarım da ben Messi'ciyim. Zaten profil fotoğrafımda da Messi var. Messi'yi seviyorum. Onu destekliyorum. Ama tabii Ronaldo'yu da sevmiyorum değil yani. Ronaldo'yu çok seviyorum. En sevdiğim iki futbolcudur. Ronaldo ile Messi konuşamadım. Neyse. Arda Demirbaşçı demiş ki isminle. Arkadaşlar şimdi ismimi söylesem biraz garip gelebilir size. Çünkü ben Türk değilim. Özbekistanlıyım. Özbekler de Türk sayılır da işte. İsmim Savlat. Ekrana yazarım. Bu şekilde. Ekrana da yazayım. Biraz garip de gelmiş olabilir aslında size. Şimdi diğer sorular var mı bakalım. Evet, YouTube'daki sorularımız bu kadar. Şimdi de geçelim Discord'daki sorularımıza. Arkadaşlar şu anda... Elimde hani hiçbir şey olmadığı için arka planda düz hani başka birinden aldığım veya kendi gameplay'im de olabilir. Sadece sesim var. Facecam falan olsa yüzüme göstererek soru cevap videosu yapardım da işte olmadığı için. Kaiser demiş ki eFootball'un en iyi dizilişi demiş. Bilmiyorum ben ama 2021'de eFootball'u bilmiyorum bu arada. eFootball için benim şey ya eFootball'da en iyi diziliş diye bir şey yok bence. Ben kafama göre kullanıyorum. Ama 21 var ya, PES 21'de Fatih Terim'in dizilişi vardı, biliyor musunuz onu? Ekrana koyarım büyük ihtimal. 2 kanat, 1 göbek, 1 OOS, 2 forvet, 4 de defans. Abi o diziliş mükemmeldi, ben onu çok seviyordum. Alpa demiş ki şu ana kadar oynadığın en iyi 5 PES oyuncusu demiş. Şu ana kadar oynadığım en iyi PES 5 oyuncusu. Ya 5 tane yok ama 3 tane çıkar. Birincisi TikTok'ta biliyorsunuz ki bir zamanlar şey yapardım. PES vs videoları falan çekiyordum. O dönemler bir adam geldi dedi ki gel kanka vs atalım falan dedi bana. Ben de biraz iddialıydım o dönemler. Adamla attık. 10-0 kaybettim dedim. Bunu paylaşmayayım hani ne bileyim kendimi çok ezdirmiş gibi gösteririm lütfen falan dedim. Adam da anlayışlı karşıladı ve videoyu paylaşma dedi. Bu yani. Sonra ikinci de Burak'tır. Moderatörümüz Burak biliyorsunuz ki. Discord'daki. Üçüncü en iyi oynadığım, bu en iyisi ya, sıralıyorum şu an. En kötüden en iyiye sıralıyorum. En iyisi de bir arkadaşım vardı PES21'de. Şu an oyunu bıraktı kendisi. O arkadaşım vardı, o sınıf arkadaşım. O en iyisiydi bence. PES'in en iyi oyuncularından biriydi benim için. Pehlikan mı yağlı mı demiş. Kan Bey. Bu soruya cevap vermek de istemiyorum çünkü videolarımı ailem izliyor.
Yani yağlı diyeyim ya. Şimdi linç falan yiyeceğim. Enes demiş ki kaç tane. Oğlum ailem izliyor, ailem biliyorum, ailem izliyor. Tom Holland demiş ki PES'teki en sevdiğin oyuncun. Tabii ki Messi. Yani bunu gerçek hayatta Messi'yi sevdiğim için değil. Messi'nin çalımını seviyorum. Çok güzel atıyor. Neymar da olabilir de ben Messi'ciyim ya. Favori futbol takımın yurt dışı ve içi demiş. Yurt dışı olarak bakın en iyisi demiyorum. Tuttuğum takım Barcelona'dır. Bir de şey var ya, Barcelona dışında ne olabilir? Liverpool olabilir aslında da. Yurt içinde arkadaşlar çok fazla futbol izlemiyorum yurt dışı olarak. Ama yurt dışı izliyorum çünkü zaten Türk de değilim biliyorsunuz ki. Yurt içi olarak kimiz diyebilirim ya? Trabzon'u pek beğenmiyorum ya. Trabzon dışı tüm takımları seviyorum. Ama Trabzon değil de ne bileyim bana hoş gelmiyor. Şimdi Huşvet demiş ki saatliği kaç lira? 500. Burak Kahraman demiş işte bizim moderatörümüz. PlayStation'da 4 mü? PlayStation... Dur konuşamadım. PlayStation 4'te PES 21 mi? PES 21 Mobile mi? Yani şunu demek istiyor galiba. Telefonda PES 21 Mobile oynamak mı ya da PlayStation'da mı PES 21 oynamak? Tabii ki PlayStation'da derim. Çünkü her zaman gittiğim ve sevdiğim, yakında da belki PlayStation alırsam sizlere oradan video çekebilirim. He? O da iyi olabilir aslında. Kayser tekrar bir soru sormuş. Videolarda hangi kalite ayarını kullanıyorsun? Beleş CC demiş. Sanırım beleş CC vermemi istemiş. Videolarda hangi kalite ayarını kullanıyorum? Bunun ismi yok. Kendim yaptım. Ve bunu paylaşmamı çok isteyen var da ben arkadaşlar paylaşamam bunu. Çünkü bana ait, ben videolarım için kendim yaptım. Herkese açık bir şey değil. Bu kaliteyi benim dışında kullanan yok zaten. Ben bunu ayarlaya kendime en uygununu buldum. Maalesef kusura bakmayın, bunu paylaşamam. Ronaldo'nun Messi mi demişler? Messi'ciyim biliyorsunuz ki. Telefonunun markası ne? Ryzen sormuş. Telefonun markası Poco X3 Pro. 128 GB, 6 RAM, bir de ek olarak artı 2 RAM, artı 2 RAM yeni güncellemeden sonra geldi ya. Ama abi o telefonu bir daha, hani yüzüm vallahi hiç gülmedi. Hiçbir şey yokken bir anda telefon kapandı, kendi kendine sinirim bozuldu. Ana ekran mı ne yapmış artık, Samsung'dan Android'den uzak duracağım herhalde, bilmiyorum. Bu sene Süper Lig'de sence şampiyon kim olur? Vallahi izlemediğim için yorum da yapmak istemiyorum ama ya tuttuğum bir takım olarak Galatasaray olabilir mi acaba? Ya bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi izlemediğim için boyu yorum yaparsam haksızlık olur. PES 21 mi? PES 17 mi demiş Göktuğ. 17'yi oynamadım zaten, PES'e yeni başladım. Ama 13 oynamıştım. O yüzden 21 diyeceğim. 17 belki daha güzeldir ama ben oynamadım. Okan Dep demiş ki hangi edit uygulamalarını kullanıyorsun? Ekrana koyarım büyük ihtimal. Pixel Lab var. Onlar sadece yazıları falan, fontları kullanıyor. Fontları ayarlıyorum. Ondan sonra PC Touch var. Onu ekrana koyarım bu arada. Belki koymayabilirim, üşenebilirim. Ondan sonra JavaChut var. Onlarda videoları kesiyorum ayarlamak için. Sonra Halit Motion'a geçiyorum. Kalite ayarını kullanıyorum. Bu 4 uygulama. Bir de KineMaster'da vardı. O da arada bir kullanıyorum. Kaiser demiş ki PES 21 en iyi golün demiş. Arkadaşlar bunu göstermek isterdim ama telefonumun anakartı yandı ve her şey sıfırlanmış galiba içindeki. O yüzden bu golü gösteremem size ama anlatabilirim. Çoğu videolarımda da paylaştım. Beckham'la orta sahadan attığım frikik golü. Çoğunuz görmüşsünüzdür. TikTok hesabıma girerek eski videolardan görebilirsiniz. PES mi FIFA mı demiş. FIFA'yı bir ara oynadım ve pek sevemedim, oynayamadım. Yani becerim yok PES'te, FIFA'da. O yüzden PES diyorum. Kim daha çok Ballon d'Or alır? Mbappe mi, Haaland mı? Ya tahmini olarak kafamda şöyle bir şey düşünüyorum. Haaland'ın 2 Ballon d'Or'u, Mbappe'nin de 1 olur diye düşünüyorum. Bence Haaland daha çok alır. Şu anda Mbappe de güzel gidiyor da. Ama var ya, Mbappe Dünya Kupası'nda güzel gittiği için belki o da alabilir, yani Allah bilir. Kayra tekrar kaç santim? Kayra diye biri kaç santim diye sormuşlar. Buna cevap vermeyeceğim. Dünya Kupası'nda kim gol kralı olur demiş. Bence Mbappe olacağını düşünüyorum. Neden PES, neden başka oyun değil? PES hikayeni anlatır mısın demiş. Reze Vrolzi, okuyamadım neyse. Öyle biri sormuş ki, güzel bir soru, bakın güzel ilerliyoruz şu an sorularda.
Neden PES? Çünkü eskiden PUBG oynuyordum. TikTok hesabımda en aşağı inerseniz hangi oyunları oynadığımı görebilirsiniz ama 400 tane videoyu aşağı indirmekte kimse üşenemez. Yapamaz yani. Üşenir. Pardon konuya konuşamadım. Neden PES'e başladım? PES'i sevmiyordum. Önyargılıydım biraz. Sınıfta otururken arkadaşım sürekli PES oynuyordu. Ondan sonra dedi ki gel oyun indir vs atalım. Her konu biliyorsunuz ki oyunda vs atalım indirden başlıyor. İndirdim, oynayamıyorum zaten. Bakın arkadaşlar, Haaland ve Mbappe çıkıyor, stopere koyuyorum. O kadar cahilim. Anlamıyordum. O arkadaşım her şeyi öğretti. Mesela ikon çıkarıyorum ya, bu iyi mi diyorum, fotoğrafını atıyordum ona sürekli. İşte böyle böyle PES'e başladım ve sevdim. Ya PES 22'de ben birazcık daha profesyonelleşmeye başladım. 21'de pek iyi değildim ama sadece uzaktan gol atıyordum. Bu kadar bu hikaye. Dünya Kupası'nda desteklediğin ülke demiş. Desteklediğim ülke Arjantin diyorsunuz ki. Arjantin diye düşünüyorum. En sevdiğin 3 futbolcu. Ya şimdi bu şey olur da. Messi ile Ronaldo, bir de Neymar'dır. Ya daha fazla var da şimdi en iyi üçlü olarak bunları seviyorum. Dünya Kupası'ndaki favori finalin. Wow, bunu soru mu ya bu? Bu Arjantin Portekiz bekliyorum ama inşallah olur yani. Arjantin Portekiz bekliyorum. Herkes bunu bekliyordur bence. Dünya Kupası'nda favori oyuncun. Valla açıkçası kötü de iyi de oynasa Di Maria'yı destekliyorum. Di Maria'yı seviyorum şu an. Ya çok güzel oynuyor da yani belki kötü oynuyordur ama Mbappe ile Di Maria yani. Bu sezon Ballon d'Or'u kim alır tahmin? Haaland alır bence. Neymar mı Hazard mı? Neymar. Matematikten kaç aldın demiş. 29 aldım. 10. sınıfa gidiyorum. Okulda en son ne zaman ne için kavga ettin? Vallahi arkadaşlar kavga etmeyi sevmiyorum. Hiç kavga etmedim. Bir ara 8. sınıfta yalandan milletin baskısıyla bir çocuğa kavga etmiştim, dövmüştüm. Şey olmuştu, neydi? Anana küfretti, git döv bunu. Ben de diyorum bana ne falan, küfür sahibinindir diyorum. Küfürlere çok takılan biri değilim. Ya bir laf için ben kavga etmemişim zaman. Ondan sonra da çocukla mecbur millet boş boş konuştu. Ben de çocukla kavga etmiştim. Bu 8. sınıfta oldu galiba. Veya 7 de olabilir. En sevdiğin şarkı Ceza Fincan Kahvem olabilir. En sevdiğin ders beden hariç. Bir de mevkin ne demiş Eren. İki soruyu aynı anda sormuş. Mevkim arkadaşlar, önce bunu cevaplayayım. Mevkim full solda oynuyorum. Futbolda hiç yeteneğim yok. Gram yeteneğim yok. Full solda yani sol bek, sol kanat, sol açık. Genelde ortalarda dolaşıyorum ve bazen de golcü olduğum için öne gidiyorum. Ama ya solda oynuyorum da pek oynayamıyorum futbolu. En sevdiğin dersi şey yapalım. Tarih olabilir. Tarihte iyiyim. İyiyim değil de hani dinlemeyi seviyorum. Sıkılmadığım bir ders. Bir de ne var? Bölüm dersleri işte. Bölüm pazarlama olduğu için pazarlama bölümleri. Onları seviyorum yani. Ayağın kaç numara, yanlış anlamadı, ayakkabı alacağım. 43 numara, ayakkabı alırsan sevinirim. Okan diye biri sormuş. En sevdiğin 3 admin. Şimdi bu soru biraz yanlış bence. Şimdi bunu söylesem şey yaparlar. Ayrımcılık falan. Yanlış anlaşılır. O yüzden bunu cevaplamayacağım. Haribo demiş ki YouTube'a başlama nedenin nedir? Ah bak, güzel sorular bunlar. Böyle soruları seviyorum. YouTube'a neden başladım? YouTube'da arkadaşlar hikayem şu. Çocukluktan beri YouTuber olma hayalim var. Şu ana kadar 8 tane kanal açmışımdır. Adam akıllı 3 tane kanalı yönettim. Bakın arkadaşlar, bir ara PUBG oynardım dediğim gibi. Config videoları çekerdim. Ondan dolayı zaten ban yedim. 8000 takipçim var, 7000 takipçim vardı. İsmi de Savvy Plays'di arkadaşlar. Ve ban yedikten sonra bir daha YouTube'a geçmeyeceğim dedim. Ondan sonra istemsizce tekrar başladım. Umarım bu kanalda aynısı olmaz. İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun demiş. Pazarlama bölümünü okuduğum için satış danışmanı olmak istiyorum. Uzman bir satış danışmanı. Veya avukat demişim. Şey ne olabilir ya? Emlakçı olabilir, emlakçılık mesela. Ama üst düzey emlakçılık, hani köy içinde bir emlakçı değil. En sevdiğin oyun PES arkadaşlar. Bir de Clash Royale vardı, şu anda oynamıyorum. Saldım. Nike mi Adidas mı? Valla Nike'çıyım ya. Adidas ayakkabım yok çünkü. 4-5 tane Nike orijinal ayakkabım var. Adidas yani, bir ara kramponum olmuştu. Çok güzel Adidas da yani, ben kullanmadığım için yorum yapmayayım. Nike diyorum. Suarez mi Lewandowski mi? Suarez.
Kaç yaşındasın? 15 dediğim gibi. Sevgilin var mı demiş. Hayır, ben hayatımda hiç sevgili yapmam. Umarım bu sözümde de dururum. PES dışında ne oynuyorsun demiş. Yo, Car X Drifting mi ne? Öyle bir oyun vardı, onu oynuyorum. Bir de Clash Royale var. Bir de ne var? Bir dakika düşünmem lazım. Galiba başka yok. Bu kadar arkadaşlar. Neden PES X Savvy demiş. Arada bir isimleri okumayı unutuyorum, bilginiz olsun. Neden PES X Savvy? Güzel bir soru, bak bunu sevdim. Neden PES X Savvy? Çünkü Savvy ismi zaten ismim Savlat olduğu için Savlat diye isim koyamazdım. Çünkü kimse anlamaz. Sav kısmını aldım, iyi ekledim. Kafamda zaten bunu düşündüm bir gün. Savvy oldu. PES Mobil Savvy yaptım sonra. Öyle PES Savvy falan olmaya başladı. Dedim ki bu ne bileyim tag gibi olsun tag. Hani PUBG'de tag oluyor ya. İsmin yanında klanımız olsa falan koyarız diye PES X koydum. PES X Savvy oldu. Güzel gidiyor şu an böyle. Şu ana kadar mesaj attığın en iyi 10 PES oyuncusu kim demiş. Bunu cevaplamıştık. 10 tane yok bu arada. İngilizceden kaç aldın? 50 mi ne almışım? Yaşadığın en garip an. En garip an neydi? Düşünmem lazım. Düşünürsem çok güzel olacak. Okula bir ara ben ne oldu biliyor musunuz? Normalde kardeşimi okula bırakıyorum ve minibüse binip gidiyorum. Yanıma simit falan alıp. Ama bir ara kardeşim hastaydı. Ben onu okula bırakmadım ve erken çıktım. Okulumuz 8.30'da başlıyorsa ben kaçta çıktıydım? 6.30'da uyanıyorum. 7'de falan çıktım. Direkt minibüs geldi. Bomboş. Bindim gittim bak. Kimse yok minibüse. 4-5 kişi vardı ama bazı koltuklar boş. Gittim tek başıma. Okul kapkaranlık. Bir öğrenci vardı sadece. O da aşağılarda 9. sınıf falan, bizim katta değil. Ondan sonra ben normalde girmesi yasak. Direkt üste çıktım, hani şey örtmüşler böyle, neydi ya, poşet mi ne artık, o örtmüşler işte, giremezsin sınıfa diye. Ben altından böyle tıkıldım, oradan direkt sınıfıma çıktım, oturuyorum, telefon falan oynuyorum. Kapkaranlık her yer, tamam mı? Zaten kış ayı olduğu için biliyorsunuz ki sabahları çok karanlık oluyor. Saat 7:10 geçiyor, kapkaranlık böyle, ananı altıma sıçacağım var ya, aşırı korktum. Koridörden de yürüme sesleri geliyor, sanırım hocalar sınıfları kontrol ediyor. Ben de duvarın arkasına böyle durdum orada duvarın arkasında, konuşamadım. Ananı sikim, hoca böyle girdi, bir baktı böyle. Ben yokum, tamam, görmedi beni zaten duvarın arkasında olduğum için. Zaten biliyorsunuz sınıfların duvarını. Oradaydım, görmedi, ben de altıma sıçacağım böyle oturdum. Yani ne bileyim, aklıma kötü şeyler geliyor. Eskiden izlemiş olduğum, bak yıllar önce izlemiş olduğum Dabbe falan filmleri aklıma geliyor. Siccin 2'yi biliyorsunuz değil mi? Onun şeyler aklıma geliyor. Zar zor oturdum, bir çok garipti o okul. Bir günlüğüne bir garip bir geçti o. Zaten sınıfa da çok kişi gelmedi. Normalde kaç kişiydik? 12 kişi falandık ama 10 kişi geldi galiba. Yani çok kişi değil ama ne bileyim işte ya, öyle bir andı. Çok konuşmuş olabilirim. Çok garip de konuşmuş olabilirim. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek sarma olabilir. Sarma diyelim. Ve de döner ya. Döneri çok seviyorum. İstemsizce var ya, şu anda ne bileyim 10 tane döner yiyesim geldi. Bak bu soruyu neden sordun? Zurna dürümü falan çok seviyorum. Soslu dürümleri. Neden bu sunucu? Çünkü sunucuyu ben kurdum. Bu kadar. Sunucu da şey değilim, admin falan değilim de. Sunucu kurucusu benim zaten. Kurdum bu sunucuyu. Bir ara Discord sunucum olsun diye çok isterdim. Fobilerim nelerdir? Fobilerim neler? Yalnızlıktan çok korkuyorum. Yalnızlık derken böyle depresyondaki yalnızlık değil. Korkunç işte böyle. Karanlık bir ortamdasın, tamam mı? Düşün, karanlık bir evdesin böyle, tek başınasın böyle, korkuyorum yani. Aklıma kötü şeyler geliyor benim. İzlediğim eski videoları aklımda böyle dank ediyor, korkuyorum işte. Bu fobim var. Bir de su altında boğularak ölme fobim var. Yani ne bileyim, kayıktasınız, geziyorsunuz, isimlerini bilmiyorum bu fobilerin de, bir anda balina çıktı altınızdan, yuttu sizi ananın. Ya oğlum çok saçma ama korkuyorum işte böyle şeylerden. Bizi seviyor musun? Ya bakın, şöyle bir şey var, bizi seviyor musun derken, samimi olduğum herkesi seviyorum. Tanımadığım takipçilerini de anlamıyorum zaten. Ama yorumları okuyorum, kalp atmamış olabilirim, üretici tarafından beğenilmedi olmuş görülebilir ama hepsini okuyorum ve seviyorum takipçilerimi. Neden? Çünkü adam akıllı beni destekliyorlar. Diğerleri ne yapıyor? Abi aşiret maşiret böyle değişik insanlar. Beni adam akıllı insanlar takip ediyor. O yüzden seviyorum cidden takipçilerimi. En utanç verici anım. Bunu kendim sordum çünkü kimse sormuyordu. Ben de artık bu soruyu sormak istedim. En utanç verici anımı anlatayım, belki gülersiniz ama
Şimdi arkadaşlar bakın buraya biraz dikkat edin. Dikkatle dinleyin. Ben biliyorsunuz ki Türk değilim. Türkiye'ye ilk geldiğim dönemlerde Türkçem o kadar iyi değildi. Şu an Allah'a şükür güzel. İyi olmadığı için kulübe gidiyordum bu arada. İkitali Spor Kulübü'ne gidiyordum. Belki bilenler vardır. Oraya gittiğim dönemlerde WhatsApp grubu var hatta. WhatsApp grubuna bir mesaj geldi. Saat gecenin galiba 8'i veya 9'u olabilir, hatırlamıyorum. Geldi bir mesaj, diyor ki veliler maçı var. Tüm veliler gelsin mi ne, öyle bir şey diyordu. Veliler maçı varmış işte. Ben de veli kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum. Abi böyle gittim bak. Velinin ödül olduğunu düşünüyorum. Veli bir ödül demek. Kafamda öyle düşünüyorum. Türkçem o kadar iyi değil. Sonra anneme dedim ki anne gel maç varmış falan, beni götür dedim. Gidiyoruz akşam ya, annemle yanımda gelmesini istedim. Zaten o zamanlar da küçüktüm. Böyle enerji şişeyi içiyorum, böyle şarkı falan dinliyorum. Eminem dinliyorum böyle. Gidiyorum, tamam mı, gaza gelmişim. Sonra bir geldim, büyükler oturuyor. Bizimkiler yok. Dedim abi bizimkiler nerede? Sen ne için geldin dedi. Veliler maçı varmış işte geldim dedi. Veli kim dedi? Benim dedim. Yani anlamadım zaten adamın ne dediğini. Herkes gülmeye başlıyor. Biraz utandım orada. Sonra dediler ki veli ne demek abi dedim falan ben onlara. Abi de onlar bana dedi ki veli demek baba anne demek. Baban nerede dedi. Ananı sikeyim, orada bir utandım var ya, yüzüm kıpkırmızı oldu. Pardon dedim, böyle çıktım. Anneme de durumu zaten çok açıklamadım. Sinirlendim orada. Onu çok utanmıştım var ya, anlatırken bile utanıyorum şu an. En son olarak Bokluk diye bir arkadaş, kaç para kazanıyorsun demiş. Şimdi bunu söylesem bana güvenebilirsiniz. Aslında para kazanmıyorum YouTube'dan veya TikTok'tan. Çünkü TikTok'ta yayın açmıyorum. YouTube'da da para kazanmam açık değil. Ama Discord'da arada bir satış yaparak para kazandığım oluyor. Şu ana kadar 30 TL kazanmışımdır. Bilmiyorum ben de. Arada bir para kazanıyorum Discord'dan satış yaparak. Bunun dışı hiçbir gelirim yok. Baba anne harçlı. Para kazanmıyorum YouTube'dan veya Discord'dan. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Belki eksik geçtiğim veya görmediğim soru varsa kusura bakmayın. Belki ilerleyen zamanlarda abonemiz yüksek olursa sizlere daha iyi videolar çekeceğim veya daha iyi soru cevap videoları falan gelir. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.